Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köfte, patates ve patlıcandan yapmış olduğum çok lezzetli bir yemek tarifim var. Fırında yapmamamıza rağmen fırın lezzetinde oldukça pratik ve lezzetli bir yemek. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimizin ilk olarak köftesini hazırlamakla başlıyoruz. Kasenin içerisine yarım kilo orta yağlı kıymayı aldım. Üzerine 2 diş sarımsağı ezerek ekliyorum. Kıymayı çektirirken tek çekim yaptırdım. Böylelikle köftenin lezzeti çok daha güzel oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Sarımsağı ezdikten sonra tamamını içerisine ekliyorum. Sarımsak da köftemize ayrı bir lezzet katacak. Diğer yandan 2 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım ekliyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz veya rondodan da geçirebilirsiniz. Sonrasında çeyrek demet maydanozu doğradım onu ekliyorum. 5 yemek kaşığı galeta ununu ekliyorum. İsterseniz ekmek içi de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Kaşığı içerisinden çıkartarak bütün malzemeleri elimle güzelce yoğuruyorum. Bütün malzemelerin ve bütün lezzetlerin birbirine geçmesi için yaklaşık 1-2 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Böylelikle köfte hem çok güzel şekil alıyor hem de pişme esnasında şekli bozulmuyor. Görmüş olduğunuz gibi iyice yoğuruyorum ve bütün lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Yeteri kadar yoğurduğum köfteyi şimdi yuvarlayacağım. Cevizden biraz daha küçük olacak şekilde parça koparıyorum. Elimde iyice sıkıştırıyorum. Elimize sıkıştırmamızın nedeni pişme esnasında şeklinin bozulmaması. Yuvarladıktan sonra tabağa alıyorum. Köftelerimizin tamamını bu şekilde hazırlıyoruz ve tabağımıza alıyoruz. Bütün malzemelerimizi hazırlayacağız. Daha sonra teker teker pişirmeye başlayacağız. Köftelerin tamamını hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve sebzelerime geçiyorum. Tarifimde 4 adet patlıcan kullanıyorum. İlk olarak patlıcanların sap ve uç kısmını kesiyoruz. Daha sonra çizgili olacak şekilde soyuyoruz. Patlıcanları tuzlu suda bekletmeyeceğim. Soyup doğradıktan sonra kızartmaya başlayacağım. Çizgili şekilde soyduktan sonra patlıcanı ilk olarak ikiye kesiyoruz. Daha sonra dörde kesiyoruz. Görmüş olduğunuz büyüklükte patlıcanları doğruyoruz ve hazırlıyoruz. Patlıcanların tamamını hazırladım. Şimdi bunu kenar alıyorum ve sıra patateslere geliyor. 5 adet orta boy patatesin kabuğunu soyuyoruz ve aynı şekilde ilk olarak ikiye kesiyoruz. Daha sonra dörde keserek doğramaya başlıyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Patateslerimizin de tamamını doğradık ve hazırladık. Diğer yandan 8 tane sivri biberi de doğradım ve hazırladım. Şimdi bütün bu malzemelerimizi kızartmaya başlıyoruz. Kızartma işlemine ilk olarak patateslerden başlıyoruz. Kızgın yağın içerisine doğradığım patateslerin yarısını alıyorum. Daha sonra kalan yarısını da kızartacağım ve servis tabağına alacağım. Arada bir karıştırarak her yerin eşit şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Kızarttığımız patatesleri hemen tabağa alıyoruz. Daha sonra diğer kalan patateslerimizi kızartıyoruz. Sizler de bu şekilde ilk olarak patatesi, daha sonra patlıcanı, biberi ve son olarak köfteyi kızartın. Patateslerin tamamını kızarttıktan sonra patlıcanı kızartıyorum. Kızgın yağın içerisine hazırladığım patlıcanları alıyorum. Yağın kızgın olması çok önemli. Soğuk yağ koymanız halinde patlıcan yağ çeker. Patlıcanları da aynı şekilde arada bir karıştırarak her yerin eşit şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Kızarttığımız patlıcanları da hemen tabağa alıyoruz. İyice sallayalım ki fazla yağdan arındıralım. Dilerseniz kızarttığınız sebzeleri ayrıca bir kevgirin içerisine alabilirsiniz. Böylelikle fazla yağdan arındırmış olursunuz. Patlıcanlarımızın da tamamını kızarttıktan sonra hazırladığımız sivri biberleri kızartıyoruz. hafif kızarttığımız sivri biberleri de hemen bir tabağa alıyoruz. Son olarak köftelerimizi kızartacağız. Bütün sebzelerimizi kızarttık. En son yağın içerisine hazırladığımız köfteleri koyuyoruz. Bu şekilde teker teker koyalım ki şeklinde bozulma olmasın. Arada bir sallayarak köftelerimizin her yerinin eşit şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tencereyi elime alarak iyice sallıyorum ve böylelikle köftelerimi kızartıyorum. Kızarttığımız köfteleri de fazla yağdan arındırarak ayrı bir tabağa alıyoruz. Bütün sebzelerimizi ve köftelerimizi kızarttıktan sonra tenceredeki fazla yağı alıyoruz. Daha sonra tencereye ilk olarak kızarttığımız patatesleri alıyoruz. Sonrasında üzerine kızarttığımız patlıcanları ekliyoruz. Tüm malzemeleri tencereye yayıyoruz. Tenceremizin altı şu an kapalı konumda. Tüm malzemeleri ekledikten sonra tenceremizin altını açarak yemeğimizi pişmeye bırakacağız patlıcanların üzerine kızarttığımız köftelerimizi ekliyoruz. Tencereye güzelce yayıyoruz tüm malzemelerimizi. Daha sonra kızarttığımız biberlerimizi ekliyoruz. Biberlerimizi de yaydıktan sonra diğer malzemelerimizi ekliyoruz. 1 yemek kaşığı acı biber salçasını sıcak suyla iyice karıştırdım ve çözdüm. Şimdi onu ekliyorum. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. 2 adet domatesin kabuğunu soydum, küçük küçük doğradım, onu ekliyorum. Daha sonra içerisine 2 tane küp şeker bırakıyorum. İsterseniz 2 çay kaşığı toz şeker de kullanabilirsiniz. Doğradığım 3 diş sarımsağı ekledim ve son olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Acı seviyorsanız baharat miktarını arttırabilirsiniz. Tüm malzemeleri tencereye iyice yaydıktan sonra kaynar su ekleyeceğim. 2 su bardağı kaynar suyu yemeğimize ekliyoruz. Daha sonra tenceremizin altını orta ateşte açıyoruz ve yemeğimizi kaynamaya bırakıyoruz. Tenceremizin de kapağını kapatarak yemeğimizi kaynamaya bırakıyoruz. Yemek kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyoruz ve 20 dakika boyunca kaynatıyoruz. Böylelikle içerisindeki domateslerin de pişmesini sağlıyoruz. 20 dakikanın sonunda içerisindeki domatesler güzel bir şekilde pişti ve bütün lezzetler birbirine geçti. 20 dakikanın sonunda tüm lezzetler, tüm malzemeler birbirine geçti ve özleşen bir yemek oldu. Yapımı oldukça basit bir yemek ve gerçekten çok da lezzetli bir yemek. Sebzelere ve köfteye ön kızartma yaptığımız için lezzetini ikiye katlamış olduk. Eminim sizler de bu şekilde denediğinizde çok beğeneceksiniz. Yemeğimiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Vermiş olduğum ölçülerle büyük bir tencereyle güzel bir yemek elde ettik. Hem iftara hem de davet sofralarınıza çok yakışacak nefis bir yemek oldu. Sizlere de tavsiyem bu nefis yemek tarifimi en kısa zamanda denemeniz. Yemeğimi servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum köftesi, patatesi ve patlıcanı lokum kıvamında oldu ve gerçekten çok lezzetli oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.